Sevgili seyircilerim, bugün sizlere Kafkaslar ve eski Türklük konusunda bazı şeyler anlatmaya çalışacağım. Bundan sonra Doğu Avrupa kısmında da sizleri bilgilendirmek için doğru bilgilere dayalı çalışmalardan derlemiş olduğumuz bilgilerle bazı söyleşiler yapmış olacağız. Kafkasya bir kere her şeyden önce Türklerin Anadolu'ya giriş anlamında ikinci kapıdır. Tabii çoğunlukla İran üzerinden Türkler Anadolu'ya gelmiştir. Ama aynı şekilde Kafkaslardan da eski çağlarda tarihin en erken devirlerinden başlayarak günümüze kadar bu akım devam etmektedir. Günümüze kadar diyorum 20. 21. yüzyıla kadar Kafkasya'dan Kafkas kökenli insanların ve Türk kökenli aynı zamanda halkların Anadolu'ya girişi devam etmiştir. En erken devirlere doğru gittiğimizde Avrasya bozkırlarında Kimmerleri görürüz. Milattan önce 1400'ler ile 800'ler arasında. Tarihleri maalesef çok açık değildir. Ama arkeolojik çalışmalar ve diğer kaynaklara baktığımız zaman Kimmerlerin büyük oranda bozkır kökenli yani Türk kökenli olduğunu söyleyebiliriz. Kimmerlerden sonra Anadolu'ya ve bu Kafkasya üzerinden sayabileceğimiz topluluk İskitlerdir. İskitler Herodotos'ta, Asur kaynaklarında, eski İran, Pers kaynaklarında geçer bir şekilde. Onlar da aynı şekilde Kafkasları aşarak, Kafkasya'ya gelerek, Kafkasya'dan Anadolu'ya doğru, hatta genel anlamda Orta Doğu'ya doğru yayılmışlardır. Bu ikinci bizim bilebildiğimiz göçtür. Üçüncü göç Avrupa Hunları zamanında gerçekleşmiştir. O zaman Basık ve Kursuk adlı iki başbuğ, iki lider kendilerine bağlı Hun kütlelerini etrafına alarak Anadolu'ya girmişler. Suriye'ye kadar ilerleyerek Urfa'yı kuşatarak, o zamanki adıyla Edessa, Urfa'yı kuşatarak geri dönmüşlerdir. Yurt arayışında içinde bulunan bu Hun gruplarının Anadolu'yu beğenmediğini görüyoruz büyük ihtimalle. Çünkü Anadolu sıcaktır Türk iklimi diğer coğrafya ile karşılaştırdığımız zaman. Türklerin hayvanlarını otlatabilmeleri için geniş alanlara, boş arazilere ihtiyaçları vardı. Aradan zaman geçer. Biz aynı bölgede, Kafkas bölgesinde Sabarları görürüz. Sabarlar en önemli eski Türk boylarından biridir. Yaklaşık 100 yıl siyasi varlıklarını sürdürseler de bir kadın hükümdarları olmaları, Boğarık adlı ve Belek adlı yine hükümdarları olmaları, ayrıca silah teknolojisinde çok ileri gitmiş bulunmaları dolayısıyla Sabarları çok özel bir yere koyarız. Sabarlardan kalma birçok yer isimleri de buna benzer kalıntılarda Kafkas Dağları'nda, Kafkasya'nın kuzeyinde mevcuttur. Aslında burada Kafkasya'nın kuzeyini ve güneyini farklı değerlendirmek lazım. Ama konumuz burada Türk boyları ve Türk tarihiyle ilgisi olduğu için bunun üzerinden gidiyoruz şu anda. Belki ileriki programlarımızda Kafkasya'nın güneyini ve kuzeyini ikiye ayırarak da bazı çalışmalar yapabiliriz. Sabarlar çok büyük kültürel etkiler yaptıktan sonra Anadolu'ya, onlar da Anadolu'ya gelirler. Eskişehir'e kadar, Polatlı'ya kadar Anadolu'nun değişik yerlerine gelirler. Birçok iz bıraktıktan sonra geri dönerler. Bundan sonra Kafkasya, aslında Sabarlar tam olarak yok olmaz, Hazarlara dönüşürler. Biz 626 yılında, 620'lerden sonra Kafkasya'nın kuzeyinde Hazarları görürüz. Hazarlar burada 400 yıl sürecek olan, yaklaşık 400 yıl sürecek olan bir imparatorluk kurarlar, inşa ederler. Bu çok önemlidir. Hazar Kağanlığı oradan başlar. 965'te Rus Prensi Sviatoslav'ın seferine kadar devam eder. Ondan sonra da ne zaman yok oldukları belli değildir. Ama muhtemelen bugün Kırım'da, Letonya'da, Doğu Baltık ülkelerinde ve Polonya'da bulunan Karaylar, Karayim Türkleri onların devamıdır. Ama ağırlıklı olarak Hazar
kültürün yaşattıkları yer, yani Karayların bulunduğu yer Kırım'dır. Esas merkez olarak bunu söyleyebiliriz. Şimdi Yahudi Türkler demek doğru değildir. Musevi Türkler demek daha doğrudur. Çünkü Yahudi kelimesi İsrail ırkından gelenleri gösterir, buna işaret eder. Ama Musevi Hazar Devleti demek daha doğrudur. Fakat Hazarların da nasıl Museviliği kabul ettiği konusu çok açık değildir. Ta 1500'lerde Endülüs vezirlerinden işte Yahudi kökenli diyelim bir Endülüs veziri Hasta İbni Şarput'un mektubundan dolayı böyle bir kanaate varılmıştır. Hazarlar Harezm, Kafkasların kuzeyi, Kafkasların güneyi, Karadeniz ve Rusya bozkırlarında çok önemli tarihi roller oynadılar. Bunları ileriki programlarımızda size detaylıca anlatma fırsatımız olur. Bunu 400 yıllık süre içerisinde tabi olur. Ama doğudan gelen başka Türk boyları, Peçenekler, Uzlar, sonra nihayet Kuman Kıpçaklar Hazarları rahat bırakmazlar. Hazarlar bu bölgede onların akınlarından karşı duramazlar ve toprakların çoğunu kaybederler. Böyle ilginç bir durum söz konusudur. Çünkü bir domino hareketi gibi, domino taşlarının yıkılması gibi Orta Asya'da başlayan hareket Macaristan ovalarına kadar gider. Biz aslında Türk tarihini Doğu-Batı ekseni olarak baktığımız zaman Mançurya, Orta Macaristan diyoruz. Ancak İngiltere'ye kadar götürebiliriz batıda, doğuda da Kore'ye kadar götürebiliriz. Ama ağırlık noktası olarak bir çizgi çekip eksen belirleyecek olsak bu eksen Macaristan-Mançurya arasıdır. İşte bu eksen eksenin doğu-batıya gidiş geliş noktasında Kafkaslar bir sığınak gibi görülüyor. İşte bu yüzden Avarlar 558 yılında Orta Asya'dan geldikleri zaman önce Kafkaslar'da dururlar, sonra batıya doğru giderler. Orada Avarlardan bir grup kalır. Bugünkü Dağıstan ahalisine Avar derler. Bundan dolayı bildiğiniz gibi. Ayrıca Hunlar zamanından itibaren hem Rusya düzlüklerin yani Karadeniz'in kuzeyindeki Karadeniz'in kuzey doğusundaki düzlükler hem Batı Kazakistan tarafını kendilerine mekan edinen, yaşayan Ogurlardan da söz etmek lazım. Bilindiği gibi Ogurlar daha sonra Hun kalıntıları ile 469'da karıştılar. Bulgarlar meydana geldi. Bulgarlar daha 50-60 yıllık devletlerinden sonra Büyük Bulgar Devleti yıkıldı. Bir kısmı Hazarlara bağlandı, Kafkasya'da kaldı. Mesela Kafkasya'daki Balkanlar onların torunudur. Önemli bir grubu Kazan tarafına kuzeye çıktı. 30 Ogurlar bunlar, Bulgarlar yani. Bulgarların 30 Ogur grubu. İlk Müslüman Türk Devleti bunlardır. Aynı zamanda bunlar Asparuh liderliğinde bir grupta Tuna bölgesine, Balkanlara ilerledi. Orada Tuna Bulgar Devleti'ni kurdu. Yani üçe ayrıldı. Bir tanesi Kafkaslar'da kaldı. Tuna'da kurulan Tuna Bulgar Hanlığı en uzun ömürlü Türk devletlerinden biridir. Ama zaman içerisinde tabii Slavlaşarak, Hristiyanlaşarak Türk kültürü özelliklerini kaybetmiştir. 869'dan sonra özellikle. Biz yine Kafkaslara doğru dönersek bunları görürüz. Yani Orta Asya'dan Volga Nehri'ni geçerek Karadeniz'in kuzeyine gelen Türk boylarının önemli bir kesimi Kuzey Kafkasya'da kalarak o bölgede kendilerine hayat hakkı tanımışlardır. Ve bunların bazı grupları Kafkaslar'da kalarak buraya yurt edinmişlerdir. Bugün 117 farklı dilin, lehçenin konuşulduğunu söylenir Kafkaslar için. Biliyorsunuz birçok yerli Kafkas halkı da var. Bunlarla da karışarak zaman içerisinde günümüze kadar ulaşmışlardır. Kafkasya son derece stratejik bir noktadır ki eski efsanelerde dünyanın beli olarak değerlendiriliyormuş. Eğer Kafkasya bozulursa, Kafkasya'da sükun ve huzur olmazsa dünya felakete sürüklenirmiş diye eski efsanelerde söylenen böyle hikayeler de vardır. Bundan başka Büyük İskender'e kadar giden başka hikayeler de anlatılır. Kafkasya'daki kapılarla ilgili. İki önemli geçit vardır. Biri Dağıstan'da Babil-i Bab dedikleri, biri de Güney Osetya'da olan geçitler eski dönemler için önemlidir. Yani
güney-kuzey istikametinde ordulara geçiş hakkı veren geçti diye söyleyebiliriz. Şeyden sonra, Hazarlardan sonra, yani binli yıllardan itibaren Karadeniz'in kuzeyine Kıpçaklar geldi. Kuman Kıpçaklar diye meşhurdur. Kıpçaklar yaklaşık 200 yıl Moğol istilasına kadar bu bölgede hakim oldular. Daha doğrusu uzun yıllar Ruslarla mücadele ettiler. Sonra kaybedince, sayıları da azalınca Atrak liderliğinde Gürcistan'a doğru geldiler. Gürcülerle çok iyi ilişkiler kurdular ve böylece bir Gürcü-Kıpçak ilişkisi başladı. Bunlardan bir grup Azerbaycan'a indi. Burada İldeniz Atabeyliğini kurdu. Bunlar hepsi 12. yüzyılda meydana gelen hadiselerdir. 1225 yılında, yani 1146 yılından 1225 yılına kadar bu bölgede bir Kıpçak Hanlığı oluştu. Bence daha önemli bir sonuç burada. Kafkaslara gelen Kıpçakların Kafkasya'dan Memlük Devleti'ni oluşturacak olan İslam ülkelerine, Arap dünyasının ortasına gitmeleridir. Buraya gittiler. Burada askerli, paralı asker olarak gittiler. Daha sonra yükselerek Baybars liderliğinde, ki başkaları da var, Eyyubileri de aynı şekilde görüyoruz, paralı askerlik halleriyle Memlük Devleti'ni kurdular. Yani asker olarak gittik, buna köle diyorlar, doğru değil, kölemen değiller. Asker olarak gittikleri bölgede bir devlet, büyük bir devlet kurdular. Uzun ömürlü, çok etkili bir devlet kurdular ki Kıpçak kültürünün çok ayrı bir cephesini bence oluşturur diye düşünüyorum Kıpçaklılar içerisinde. Ama aynı şekilde Kafkasya'da kalan Kıpçakların Anadolu'ya geldiğini, bunların Hristiyan olduğunu, sonradan Müslümanlaştığını da biliyoruz. Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Artvin ve Karadeniz boyunda Kastamonu'ya kadar uzanan hat üzerinde çok önemli bir Kıpçak unsurunun yayıldığını görüyoruz. Yani Anadolu'ya gelinen ikinci kapı oldu. Bunların kalıntıları, damgaları hala mevcuttur. Her şeyden önemlisi Tunceli, Erzincan ve Erzurum'da bulunan Koçbaşlı mezar taşları bunların kalıntılarıdır. Yani Türk kültürünün bizim Avrasya coğrafyasında, özellikle Moğolistan'da benim görmüş olduğum Koçbaşlı mezar taşlarını biz Tunceli'de, Erzincan'da, Erzurum'da görürüz. Bunlardan fazlasıyla görürüz. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olmasına Kıpçaklar da yardım etmişlerdir. Demek ki Anadolu'ya sadece Oğuzlar gelmemiştir. Bir şekilde görüyoruz. Bu Kuzeydoğu Anadolu tarihi tabi doğrudan yakın olması sebebiyle Kafkasya ile bağlantılıdır. İşte bu Kafkasya bağlantısının her dönemde Anadolu'daki Türk devletleri, Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti olsun ve diğerleriyle ilişki içerisinde bulunduğunu görüyoruz. Selçuklar zamanındaki savaşlar ve barışlar, kız alıp verme, aynı şekilde böyle barış ilişkileri kurmak olduğu gibi zaman zaman da savaşmışlardır. Ama Osmanlı Devleti güçten düştüğü sırada Rusların da bölgeye yaklaşmasıyla birlikte özellikle Müslüman ahali, Türk olsun olmasın, çok sayıda Kafkas kökenli halk Anadolu'ya gelip yerleşmiştir. Böylece kendilerine yeni yurt bulmuşlardır. Evet, böylece kısa bir şekilde ana hatlarıyla Hunlar zamanından başlayarak, daha doğrusu tarihin en erken devirlerinden başlayarak Kafkasların günümüze kadar olan durumunu anlatmaya çalıştık. Ana hatlarıyla Türk kökenli topluluklarla ilişkileri üzerinde durmaya çalıştık. Fakat Kafkasya konusu üzerinde sayısız ders, seminer ve kitaplar yazılabilir, ortaya konabilir. Gerçekten bünyesinde barındırmış olduğu özgün yapısıyla dünya tarihinde her zaman önemli rol oynayacaktır diyorum. Hepinize sevgilerimi sunuyorum.